Herkese merhaba. Bu ders videomuzda değişken değiştirme ile belirsiz integral soru çözümü yapacağız. Sanırsam 4 tane video ya da 5 tane video olacak soru çözümü ile alakalı. Her videoda 3'er tane soru çözümü dersek yaklaşık 15 soru gibi bir soru çözeceğiz. Yani bu değişken değişimin iyi oturması gerekiyor arkadaşlar. Yani bir integral gördüğünüzde direkt integral'i hesaplayamıyorsanız e, ters türev ile aklınıza ilk gelecek olur olan şey değişken değişimi olacak. Onun için bunu güzelce öğrenmek gerekiyor. Şimdi sorumuza bakalım. İntegral 8 çarpı x üzeri 4 artı e çarpı e üzeri x üzeri 5 dx belirsiz integralini hesaplayın. Şimdi bakıyorum, şurada bir fonksiyon var. Şimdi bu fonksiyon türevini alırsam sanki üst aşağı geçmiş gibi. Ama tabii başındaki katsayı farklı gözüküyor. O zaman burada şunu yapıyorum. E üzeri x üzeri 5. Buna u diyelim. Her taraftan diferansiyel alır, alırsam 5 çarpı x üzeri 4 çarpı e üzeri x üzeri 5 dx dediğim şey du oldu. Şimdi burada benim elimde ne var? 8 çarpı x üzeri 4 e üzeri 5 dx var. Burada ne var? 5 var. O zaman ben her yeri 8 bölü 5 ile çarpıyorum. 8 bölü 5 ile çarparsam 8x üzeri 4, e üzeri x üzeri 5, dx eşittir. Her tarafı neyle çarptıydık? 8 bölü 5 ile çarptıydık. 8 bölü 5 du oldu. Benim elimde ne var? Şu bilgim var. Eşken değişimi yapacağım. Bir de buradaki vatandaş. Şimdi buradan integralimizi alalım. Şunu kopyalım. Şimdi buradan devam edelim. Bu integral için şu kısma ve şu buranın tamamına aslında öyle değil mi? Buranın tamamına 8 bölü 5 du dedim. Bunu kullandım mı? Bunu kullanmadım. Gerek kalmadı. Direkt bu şekilde yazabildim. Yani illa İkisinde iki bilgiyi de kullanacağız diye bir şey yok. Kullanmayabilirsiniz bu soruda olduğu gibi. İntegral 8 bölü 5 du oldu. Buradan 8 bölü 5'i dışarı attığımızda integral du yani 1 çarpı du gibi düşünebiliriz. Buradan bu integralin sonucu 8 bölü 5 u artı c oluyor. Şimdi u'yu vatandaş bilmiyor bizim. U'yu geri yazmam lazım. Tabi aslında hani en sonunda u'yu kullan yani bu bilgiyi de kullanmış oluyor. Yani integral çözerken belki o kullanmıyorum ama en sonunda yerine yazarken kullanmış oluyorum. Dolayısıyla buradan ne gelecek? 8 bölü 5 çarpı u gördüğüm yere e üzeri x üzeri 5 yazdım. Artı c yazarak soruyu bitirmiş oldum. İkinci sorumuza bakalım. İntegral 7x çarpı kök içinde 2x kare artı 3 belirsiz integralini hesaplayınız. Şimdi burada değişken değişimini Arkadaşlar şuna verdiğimizi düşünelim. Buna değişken değişim verirsek ne olur bakalım. 7x'e u dersem 7dx du olur. Hiçbir işime yaramadı. Demek ki buna vermeyeceğiz. Değişken değişimini böyle yapmayacağız. Ne yapacağız? Kökün içindeki ifadeye bakıyoruz. Şuna bir u demeye çalışalım. Şimdi e, ne dedik? 2x kare artı 3'e u dedik. Her tarafın diferansiyelini alırsam 4x dx dediğim şey du olur. Şimdi bakın şurası kök u oldu ve şu ikisinin de çarpımı var gibi burada. Dolayısıyla demek ki doğru yoldayım. Ben ne elde etmem lazım? 7x dx elde etmem lazım. Her tarafı 7 bölü 4 ile çarpıyorum. 7x dx dediğim şey 7 bölü 4 du oldu şekilde kalemimle şöyle yapayım. Şunu biliyorum. Bir de bunu biliyorum. Yani şurada bırakmayın arkadaşlar. Kafadan yapmaya çalışmayın. Her zaman hani burada kaç yazıyorsa onu getirmeye çalışın. Yani bu işlem hatalarının önüne geçecektir. Şimdi devam edelim. İntegral 7x karekök içinde 2x kare artı 3 dx. Değişken değişimiyle neye dönüştü? öyle yeşilde gösterelim. Şu ve şunun e, neydi? 7 bölü 4 de uya dönüştü. Şuradaki vatandaş da kök uya dönüştü. Dolayısıyla benim integralim şöyle bir şeye dönüştü. Kök içinde u çarpı 7 bölü 4 de u 7 bölü 4'ü dışarı atıyorum. 7 bölü 4 çarpı kök u yerine de u üzeri 1 bölü 2 du yazıyorum. Buradan bunun integralini almak kolay. yukarı çıkalım. 7 bölü 4 e, ne yapıyorum? Üzeri 1 arttırıyorum. U üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2'ye bölüyorum. Artı c oldu. Ters çevir çarparsam ne olur? 7 bölü 6 u üzeri 3 bölü 2 artı c olur. Şimdi burada bitirmiyorum. Neden? O'nun ne olduğunu bizim vatandaş bilmiyor. U'yu geri yazmam lazım. Yani 2x kare artı 3. Yani benim integralimin sonucu üzeri 3 bölü 2 artı c olur. Sorumuzda bu şekilde bir integral değişken değişimi yaptık. Son sorumuza bakalım. Burada da artık tahmin edeceğiniz gibi arkadaşlar, şu içeriye u dersem. Şimdi benim istediğim şey işte bir şey çarpı dx. Bak, bunlar yan yana kaldı. Şimdi buraya u dersek şimdi aşağıya bir şey diyemem yani şu ikisini birleştiremiyorum. Yani gözünüzün gözle ilk dikkat edeceğim şey o olmalı değişken değişimi yaparken. Burada 7x kare artı 5'e u diyelim. Şimdi bazı arkadaşlar diyor niye buna demiyoruz? Şimdi buna u dersek, bu 1 bölü 3 çarpı 14x bölü üzeri azalacak kök içinde 3 7x kare artı 5 dx olacak. Ki böyle bir ifade elimde yok şu anda. Dolayısıyla hiç buna girişmiyorum. Daha basit olacak şekilde. Belki daha değişik değişken dönüş, dönüş, dönüşümleri de yapabilirsiniz. Ama şu anda en kolay bu şekilde gözüküyor. Her tarafın diferansiyelini alırsak 14x çarpı dx dediğim şey du olur. Var mı böyle bir şey? Var gibi her tarafı 7'ye bölelim. 2x dx du bölü 7 geldi. Bak yukarıda 2x dx'ler yakaladım, aşağıya da u demiştim zaten. E ben bu integrali hesaplarım. Ben şekilli kalemimi alayım, bu bilgiyi kullanacağım, bu bilgiyi kullanacağım. Integral 2x bölü küp kök 7x kare artı 5 dx eşittir. Şimdi 2x dx dediğim şey, şu önce şurayı yazıyorum. Du bölü 7 çıktı. Burası ne geldi? 1 bölü küp kök u geldi. 1 bölü 7'yi dışarıya attım. Küp kök u'yu da şöyle yazdım. u üzeri eksi 1 bölü 3 du yazdım. Şimdi bu integrali hesaplamam gerekiyor. Eşittir. 1 bölü 7 çarpı üstüne 1 ekliyorum. Bölü eksi 1 bölü 3 artı 1 artı c'yi yapıştır. Buradan 1 bölü 7 çarpı üstüne 1 eklersek ne oluyor? Bu üzeri 2 bölü 3 bölü 2 bölü 3 oldu. Ters çevirip çarpıyorum. Buradan ne gelecek? 3 bölü 14 çarpı artı C'mizi unutmuşuz. Bu üzeri 2 bölü 3 artı C geldi. U dediğim şey neydi? Tekrar yerine yazmam lazım. 7x kare artı 5. Dolayısıyla benim integralimin sonucu 7x kare artı 5 üzeri 2 bölü 3 yapalım. Artı C bulunur. Evet arkadaşlar. Bu soru çözüm videosu bu kadardı. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek